40-50 kişilik bir partiden tüm dünyada yaşanan bir kültüre dönüştü. Evet, hip hop. Gönlünü hızlı kafiyelere kaptıranların kültürü hip hop, 11 Ağustos 1973'te DJ Kool Herc'ün yaptığı basit bir partiyle doğdu. Bu partiyi bu kadar özel kılansa, Herc'ün soul ve funk plaklarını diğer tüm DJ'lerden farklı çalmasıydı. Alışılmışın aksine Herc, şarkıların sadece drum break adı verilen kısımlarını çalıyordu. Sadece davuldan oluşan bu kısımlar, hip hop'un kalbi kabul edildi. Hatta James Brown'un Funky Drummer şarkısındaki drum break bugüne kadar onlarca şarkıda kullanıldı. Bu drum breaklerde edilen dansa ise break dans adı verildi. Böylece hip hop'un bir elementi daha oluşmuş oldu. ...70'lerde yangın yeri olan Bronx, uzunca bir süre sadece partilerle var olan hip hop'a ev sahipliği yaptı. Bölgede yaşanan çete savaşlarında birçok genç hayatını kaybediyor ve şiddet giderek yükseliyordu. Barış yapmaya giderken öldürülen bir çete liderinin ardından duruma son verilmesi kararlaştırıldı. Ve Afrika Bambaataa olarak bilinen DJ'in öne çıkmasıyla bu şiddet ortamında hip hop bir yatıştırıcı haline geldi. Eski çete üyeleri Bambaataa'nın barış, sevgi, birlik ve eğlence mottosuyla kurduğu Zulu Nation'a katıldı. Böylece enerjilerini DJ'lik, MC'lik, breakdance ve graffiti'ye harcadılar. Her ne kadar DJ Kool Herc hip hop'un temellerini partileriyle atsa da kültürün etrafındaki topluluk ilk kez böyle oluştu. Afrika Bambaataa, DJ, MC, graffiti ve breakdance'dan oluşan hip hop'un 4 elementinin yanında 5. element olarak bilgiyi gösterdi. Tüm bunlar olurken hip hop'un evriminde büyük rol oynayan bir efsane ortaya çıktı. Grandmaster Flash. Çocukluğunda çöplükten topladığı parçalarla kendi ses sistemini yapan Flash, plakların kullanımını tamamen değiştirdi. O dönemde DJ'lerin tekniklerini beğenmeyen Grandmaster Flash, plağa eliyle müdahale eden ilk DJ oldu ve hip hop'un sound'unu tamamen değişmesini sağladı. Başka bir deyişle Chuck Berry'nin elektro gitara yaptığını pick-up'lara yaptı. Tüm DJ'lerin saygısını kazandıktan sonra Grandmaster Flash and Furious 5 grubunu kurarak hip hop'un ilk süper grubuna imza attı. Hip hop bu grupla partiden konsere dönüşen şovlara sahne oldu. Grup o kadar başarılı oldu ki dünyanın birçok yerinde konserler verdi. Böylece daha önce disco partilerine dahi alınmayan hip hop Bronx'tan çıkıp dünyaca tanınan bir kültür olmaya başladı. What you've got, survival. Only the strong can survive, it's called survival. Only the strong can survive, it's called survival. In order to stay.